Hepinize yeni bir günden selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Saat 4.30 oldu. Kamerayı elime yeni aldım. Yemeklerimi hallettim Duru uyurken. O da şimdi uyandı. Hatta sakız istedi. Benden kaçtı içeriye. Bir iki bulaşık vardı. Onları hallettim. Öğleden sonra vallahi hiç oturmadım yine. Evin işi hiç bitmiyor. Her gün yap, her gün aynı. Çok detaylı bir şey yapmadım ama yine günlük yaptığımız şeyler bayağı oyalıyor insanı. Sonra dedim üşenme Elif, kalk 45 dakika 50 dakika bir yürüyüş yap. Onu da yaptım. Ama çok aşırı terledim bugün, evin içi de sıcaktı. Sonra hemen duşa girdim. O arada Duru'nun uykusu geldi tabii. Sonra hemen onu uyuttum. Böyle vallahi evin içinde. Çıkaramadın mı? Sakızı çıkaramamış. Dur bakalım. Aks. Öbürü nerede? Hepsini ağzına atma. Bir tane çiğne, tamam. Kutuda zaten iki tane kalmıştı. Bu karpuzlu sakıza bayılıyor buna. Tadını alıyor alıyor atıyor, yenisini açıyor. Çok fena. O kadar fena ki. Bu dursun, bunu da akşam çiğnersin, tamam mı? Onu da akşam çiğnersin. Öyle. Sizde ne var ne yok, neler yaptınız? Valla Duru'yla sıkıldık biz bugün aslında. Bir ara onu çarşıya indireyim dedim. Sonra dedim ki herkes indirir, bir de şimdi çocuklara yasak kalktı ya. Bugün belki bir kalabalık olur falan diye düşündüm. Bir böyle turlattıracaktım onu. Babama falan uğrarız dedim iş yerine. Sonra da vazgeçtim. Sonra da hava kapattı zaten. Ne güzel sıcacıktı ama kapattı hava. Ver atalım onu çöpe. Baba. İçindekini aldın mı? İçindekini aldın mı? Aldım. Tamam, atabilirsin o zaman. Öyle. Şimdi Rıza'yı bekliyoruz. Herhalde gelir bir 40 dakikaya kadar falan. Dün çay almayı unutmuşum. O kadar şey aldım. Ona dedim gelirken çay al. Kahvaltıda sabah azıcık bir şey vardı. Onu da ben demledim. Çayım bitti. Tamam dedi. Unutmaz inşallah. Babamızı bir az gel. Az ablalara selam verelim. Gel. Gel kucağıma. Ablaları, siz dün Duru'nun doğum günü için çok güzel şeyler yazmışsınız. Ablalar senin doğum gününü kutlamışlar. Teşekkür et onlara. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Dur, kapı kilitli. Dur. Dur. Sürpriz mi getirdin yoksa? Sürpriz yumurta mı aldın ona? Bana yok mu? Bana sürpriz yok mu? Fındık mı aldın? Çok sevindim. Dünyalar senin. Bak ne kadar, ne kadar şey tamahkar bir çocuk görüyorsun. Şimdi biz Rıza'cığımla yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Domates salatalığı böyle kestim, salata yapmadım. O çorba da içecek. Isıttım hemen. Ben sadece taze fasulyemden yiyeceğim. Çok güzel görünüyor. Biraz da onlardan yerim. Bir dilim de buğday ekmeği koydum. Sonra bir BİM'e gidip geleceğim. Çay almamış beni gider diye. Ondan sonra çay alıp geleceğim. Çay demleyeceğiz bakalım. Durucuğum yemek yemişti. O yüzden ona tabak koymamıştım. İstememişti ama salatalıkları gördü. Elindekine bakayım. Babasının aldığı sürprizi yiyor. Az önce çorba içti. Azıcık böyle fasulyeden yedi. O yüzden karnı tok. İstersen sen böyle otur Duru. Sen buraya otur. Ben yerime oturayım, olur mu? Hayır, sen buraya otur. Ben mi oturayım? Tamam aşkım. Ben BİM'e gidip geldim arkadaşlar. BİM'in önüne böyle meyve sebze arabası kurulmuş. Oradan 15 liraya böyle kiraz aldım. Çok güzel görünüyordu. 1 kilo aldım. Çay biz bunu kullanıyoruz. Lipton Doğu Karadeniz. Bundan da çok memnunum. Tahıllı ekmeğim bitmişti. Bir de bu Bulut'un bayağıdır bu mavi şişesini almadım. Geçen Yumoş almıştım. Onu da çok sevdim ama bu da güzel oluyor. Ondan aldım. Arpa şehriyem yoktu. 101'den bu Ankara'nınkini alıyorum. Bir de evde biraz pirincim vardı. Biraz daha aldım. Bu efsane bal da güzel oluyor. Yani pilavlarda falan ben bunu seviyorum. Bunları yerleştireyim. Hemen çay suyu koydum. Onu demleyeceğim. Bundan da biraz akşam yeriz. Duru da seviyor. Rıza da seviyor. Balkonda ne yapıyorsun Duru? Balkona mı çıktın sen? Evet. Canın mı sıkıldı? Bak bakalım. Efendim ya. Ben de mi geleyim? Evet. Tamam, ben de geleyim. Duru, o terlikler sana küçük olmuş. Evet. Ay, terliklerin küçük olmuş kız. Bakayım.
Ya. Anne bana bunu sığınıyor. Senin terliklerin var içeride. Ha? Terliklerin var. Hayır ben bunu, Yerim seni. Ben bunu yedireceğim anne. Tamam. Çay suyum da kaynadı. Hemen çayımızı demleyelim değil mi Duru? Yanına bir de şöyle ılık bir kek olsaydı vallahi tadından yenmezdi. Ama yememek için yapmadım. Bugün birkaç kere kek yapacak oldum. Yine vazgeçtim vallahi. Çayımızı içtikten sonra koltukta uzandım kaldım. Rıza bir tarafta, ben bir tarafta. Ondan sonra kalktım, mutfağı temizledim. Bulaşıklarım vardı. Şimdi de süt ısıtıyorum. Saat çünkü 9.30 duruyor. Artık uyutmam lazım. Bayağı oyalandı. Babasının telefonunu ele geçirdi çünkü. Azra'nın odasında beraber oynuyorlar. Şimdi dedim artık kızım yatmamız lazım. Telefona da bayağı baktım. Öyle onu bir uyutacağım. Vallahi neredeyse bana bile uyku bastırdı. Biraz arkadaşlarla falan konuştuk. Ondan sonra herkesin baktığım işi var. Ben de böyle gözlerimi kapatıvermişim koltukta. Nasıl vakit geçti anlamadım. Her neyse. Süt ısınmıştır. Duru'yu uyuttuktan sonra görüşürüz artık. Vallahi Duru'yu uyuttum geldim. Allah'tan çok sallamadım. Mutfağa girdim şimdi. Rıza Domino's'tan pizza söyleyecekti arkadaşlar. Dedim ki şimdi bir orta boy söyleyeceksin en az ya da iki tane. Ben çok yemeyeceğim. Boşuna da para vereceğiz. Ben dedim tavada pizza yapayım. Bu benim eski bir tarifim aslında. Yani YouTube kanalım falan yoktu daha öncesinde. Yapardım ben bunu. Böyle pratik oluyordu. 10 dakikada böyle. 10-15 dakikanızı almıyor hazırlaması. Malzemelerimi hazırladım buraya. Evde ne varsa artık işte zeytin kestim biraz. Biber, domates kestim küçük küçük. Sosisim vardı. 2 tane sosis kestim sadece. Fazla değil. 2 adet yetiyor. Birazcık da kaşar rendeledim. Siz evde sucuk varsa onu da kullanabilirsiniz. Hamur malzemelerini de ayarladım oraya. Maya falan yok. Yarım paket kabartma tozuyla oluyor. Çok da pratik oluyor. Şimdi burada sosunu hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ ekledim. 1 tane sarımsak. Doğradım küçük küçük. Kaşık ucuyla da domates salçası koydum arkadaşlar. Sıcak suyla açacağım bunu. Bu üst harcı olacak. İsterseniz ketçap da ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyeceğim. Diyorum ya o zamanlar YouTube kanalım falan yoktu. Böyle işten geldiğimde falan yapardım. Çayla yerdik. Pratik olurdu. Şimdi çay suyu koyacağım çünkü. Hiç dedim Domino's'tan söylemeye gerek yok. En azından nefsini körertir. Ben de çok az ucundan yerim diye düşündüm. Diğer türlü öbüründen 5-6 dilim yerdim yani. 5-6 demeyeyim de abartmayayım da 3 dilim rahat yerdim. Sıcak suyla açıyorum böyle sosumu. Sarımsak ve kekik çok yakışıyor buna. Bunun hamuru da çok basit arkadaşlar. Hemen hamurunu yapalım. Bir tane yumurtamız var sadece. Duru uyuduğu için çok ses yapamıyorum. Sesim geliyordur gerçi de size. Burada da 2 yemek kaşığı dolusu yoğurdum var. Daha sonra şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar göz kararı sıvı yağ gezdiriyorum ben. Bunu göz kararı koyuyorum. Siz kaşıkla 2 yemek kaşığı koyabilirsiniz. Böyle ekleyelim. Daha sonra yoğurdukça koyacağım. Yarım paket kabartma tozu var. Aynı pişi hamuru gibi zaten görüyorsunuz. Paketin yarısını boşaltacağım. Çok değil. Yeterli. Bakalım. Aynen. Şimdilik şöyle bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Bir çay kaşığı kadar da tuz atacağız. Yeterli. Hemen hamurumu yoğurayım bakalım. Şöyle teflon pilav tenceresini çıkardım. Bir tava boyunda zaten bu. Kapaklı bir şey lazım çünkü kısık ateşte pişecek. Yaklaşık 3,5 kahve fincanı kadar un gitti. Siz de yani böyle şu kıvamı alana kadar un ekleyin. Bakın görüyorsunuz pişi kıvamı gibi aynen. Azıcık yağ gezdirdim dibine. Hamuru toparladım. Şimdi güzel buna yayacağım arkadaşlar zeminine. Ellerimi yağlayınca daha kolay oldu yayması. İçi çiğ falan kalmıyor bu arada. Kısık ateşte güzel pişiyor.
Hem de bereketli oluyor yani, rahat altı dilim falan çıkıyor ortadan kestiğiniz zaman. Şimdi sosumuzu dökeceğiz üstüne. Biraz cıvık mı yapmışım sosu? Pişiyor gerçi ama biraz koyu kıvamlı olacaktı aslında. Suyunu fazla katmış. Şimdi malzemelerimi yerleştireceğim. Şöyle olduğu gibi döküyorum. Yayacağız böyle. En üstüne kaşarı koyacağım zaten. Sosislerimi yerleştireyim. Kaşarımızı da koyalım. Tamamdır. Şimdi ocağı aldım arkadaşlar. Altını yakıyorum. Bir iki dakika sonra altını kısacağım. O arada çay suyunu kapatmıştım, kaynıyordu. Çayımı demleyeceğim. Kaşarlar erimeye başladı çoktan. Böyle alttan da pişiyor görüyorsunuz. Hamur çiğ kalmıyor. Onu soranlar olacaktır mutlaka. Hamur da güzel pişiyor arkadaşlar. Zaten kısık ateşte. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Hamurun altı tamamen piştikten sonra zaten kapatacağım. Spatula yardımıyla bakacağım. Tencereyi yağlamadım. Hamurda yeterince yağ vardı zaten. Bir de granit olduğu için. Pizzamız 10 dakikada pişti arkadaşlar. 10-12 dakika falan sürdü ortalama. Dumanı üstünde yanmadan alın. Ben neredeyse unutuyordum vallahi. Kısık ateşte olmasına rağmen çabuk pişiyor. Şimdi size alt tabanını göstereceğim pişip pişmediğini. Şuradan spatula yardımıyla. Bakın ne kadar kalın olmuş. Şöyle bakın. Vallahi çok güzel pişmiş. Bak Rıza'cığım. Şimdi şuna alacağız. Vallahi güzel görünüyor değil mi? Evet, tencere yapıştı. Tamam, şöyle hemen alalım. Allah'ı mis. Domino's'a gitme. Elif'in güncesine gel. Tavada pizzayı ye. Görüyorsunuz. Çayımı da demlemiştim. İçinin piştiğini göstermek için şöyle bir dilim kestim arkadaşlar. Bakın. Çok sıcak vallahi, kesilmiyor ama çok güzel görünüyor. Ve Duru uyandı bu arada. Odadan çıktı geldi. Şimdi onu tekrar sallayacağım. Ondan sonra ben şu bir dilimi yerim. Kalanını da artık Rıza yer. Böyle yani, deneyin. Gerçekten insanın yarım saatini bile almıyor. Yoğurması, yapması yarım saat sürmedi gördüğünüz gibi.